Türkiye 19 Mayıs Dünya Hepatit Günü sırasında gerçekleşen 5. Asya Pasifik Karaciğer Çalışmaları Derneği konferansına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye'de ilk defa düzenlenecek olan konferansta hepatit ve yeni tedavi yöntemleri gündemde olacak. 19 Mayıs Dünya Hepatit Günü'nde Türkiye'de bu hastalık konusunda önemli bir konferansa ev sahipliği yapıyor. Dünyanın dört bir yanından binden fazla bilim adamının katılacağı konferansta hepatit ve hepatitle mücadelenin yöntemleri konuşulacak. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de 4 milyonun üzerinde gizli hepatit taşıyıcısı var. Konferansta hepatit virüsüyle bilgilendirme ve hastalık tarama çalışmaları çerçevesinde Şubat ayında başlayan hepatit bilinçlendirme ve aşı çalışması otobüs projesiyle ilgili de bilgi verilecek. Viral Hepatitle Savaşım Derneği Başkanı Profesör Doktor İsmail Balık, düzenlenen basın toplantısında hepatit konusunda Türkiye'de daha fazla duyarlılık oluşturulması gerektiğini söyledi. Hastalığın en ilginç taraflarından bir tanesi sinsi seyir göstermesi. Virüs alındıktan sonra çoğu kimsede hiçbir belirti göstermiyor ve taşıyıcılık gelişiyor. Yani bizim kronikleşme dediğimiz, daha sonra ileride siroza, karaciğer kanserine dönüşüm gösteren bir durum söz konusu oluyor. Ve dediğim gibi bu en önemlisi de hiçbir belirti olmaksızın gerçekleşebilen bir durum. Tamamen sağlıklı görünen kişiler virüsü kanında ve vücut sıvılarında taşıyorlar ve başkalarına da kolaylıkla bulaştırabiliyorlar. O yüzden bu derece yaygın ve biz bu nedenle bu kadar çok fazla bu hastalığı konuşmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Evet, yarın 19 Mayıs Dünya Hepatit Günü, hepatit ve tedavi yöntemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi alacağız. Stüdyomuzda bulunan Viral Hepatitle Savaşım Derneği Başkanı Profesör Doktor İsmail Balık'tan. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Haberimizde izledik, kısaca bilgi verdiniz ama bunu buraya gelmeniz vesilesiyle biraz açalım diyorum. Bilinçlenme çok önemli, özellikle hepatitte. Dolayısıyla 2 ay önce bir gezer kampanya başlattınız. Otobüsler vasıtasıyla tüm Türkiye genelinde bu bilinçlendirme kampanyası çerçevesinde vatandaşlarımızı bu işte daha şuurlu olmaya davet ediyorsunuz. Bunu biraz açalım. Tabii ki biz Viral Hepatitle Savaşım Derneği olarak aslında biraz önce haberin girişinde de belirttiğiniz gibi hem ulusal hem de uluslararası bilimsel, yani hekimlere yönelik bu hastalıklarla alakalı yeni bilimsel gelişmeleri tartışıldığı platformları, kongreleri yapmanın ötesinde çok yaygın görülen bir hastalık olması nedeniyle topluma ulaşmayı asıl ana hedef edindik açıkçası. Dernek olarak zaman zaman tüm Türkiye çapında topluma dönük seminerler, konferanslar, broşürler gibi bir takım etkinliklerle hastalık bilincini yükseltmeye çalıştık bugüne kadar. Ama bunlar bir ölçüde sınırlı kaldı bu etkinliklerimiz. Başta da söylendiği gibi hastalık çok yaygın Türkiye'de. 8-10 kişiden bir tanesi hepatit B taşıyıcısı. %1 dolayında hepatit C taşıyıcılığı var. Yani 3,5-4 milyon insanımız hepatit taşıyıcısı ve farkında değil bunun. Bu insanlarımızın bir kısmı ileride siroz karaciğer kanseri olarak karşımıza geliyor. Yani bu derece yaygın görülen bir hastalık ve bu derece ciddi sonuçları olabilen bir hastalığın tüm topluma, ülkenin her köşesine ulaştırılması gerekiyor. Bilginin nasıl korunacağının ulaştırılması gerekiyor. Tedavinin nasıl olacağının ulaştırılması, anlatılması gerekiyor. İşte biz de bu nedenlerle daha dikkat çeken ve tüm Türkiye içine alacak bir proje olacağını düşündüğümüz için gezici eğitim otobüsü projesini geliştirdik ve 2 ay önce başladık. Hastalığın en yaygın görüldüğü bölgelerden, Güneydoğu Anadolu bölgesimizden başladık. Antep civarında idi. Şimdi yarın, yani 19 Mayıs Dünya Hepatit Günü olduğu için bu vesileyle otobüsümüzü İstanbul'a çağırdık. Bu ara İstanbul'da birkaç gün, İstanbul'da özellikle daha sosyal kültürel kesimin daha yoğun yaşadığı varoşlarda hastalığın daha yaygın görülmesine ilgili görev yapacak, tanıtım yapacak, vatandaşa hizmet edecek ve ondan sonra yine kaldığı yerden devam edecek. Biz sadece tanıtım yapmıyoruz otobüste. İsteyene ücretsiz test yapıyoruz. Otobüsün içinde bir laboratuvar, mini laboratuvarımız var. Yani hepatit B taşıyıcısı mı, C taşıyıcısı olduğunu otobüsteki laboratuvarımıza müracaat ederek insanlar öğrenebiliyorlar. Bunun dışında yine ücretsiz aşı yapıyoruz. Hepatit B aşısını yapıyoruz. Bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın bize desteği var. Sağlık Bakanlığı aşıları bize ücretsiz veriyor. Hemen antiparantez söyleyeyim. Aslında hepatit B aşısı ülkemizde her yeni doğan çocuğa ve okul çağı çocuklarına ücretsiz olarak yapılıyor. Yani ebeveynler sağlık kuruluşlarına gittiğinde hepatit B aşısını yaptırabilirler. Ama yetişkinler için böyle rutin bir uygulama yok. Bunu da biz otobüsümüzden her gittiği yerde vatandaşın ayağına giderek yaptırtıyoruz.
Bunlardan da en önemlisi biz asıl otobüste ciddi bir eğitim veriyoruz. Broşür dağıtıyoruz. Otobüse gelen her vatandaşımızı eğitiyoruz. Hastalık konusunda, nasıl bulaşacağı konusunda, nasıl tedavi edileceği konusunda. Tabii tedavi konusunda da yön gösteriyoruz, yol gösteriyoruz. Derneğimizin aşağı yukarı tüm ülke çapında faaliyet gösteren 60 dolayında temsilcisi var. Gönüllü bu arkadaşlarımız, hekim arkadaşlarımızdan oluşuyor. Hem bunlar aracılığıyla hem bizim web sayfamıza başvurarak hem dernek telefonlarımıza başvurarak vatandaşlarımız açıkçası bizden yardım talep edebilirler. Evet, biraz hepatite gidelim istiyorum hocam ama konuşmanızda şu dikkatimi çekti. Güneydoğu'dan başladık dediniz. Orada yaygın olarak görülüyor hepatit B ve C dediniz. Neden? Tamamen gelişmişlikle ve maalesef hijyenle alakalı. O bölgemizde sadece hepatit değil başka diğer infeksiyon hastalıkları da daha yaygın görülüyor. Zaten sadece bizim ülkemizin doğu güneydoğu kısmı değil, doğuya doğru gidildikçe yani Asya'da ve uzak doğuda bu hastalık yaygın. Batı bölgelerimizde yaygınlık daha az. Ama batı ülkelerinden de çok çok daha fazlayız. Yani batı ülkelerinde binde bir oranına düşmüşken hepatit B, bizde batı bölgelerimizde bile örneğin İstanbul'da %4 civarında, İzmir'de keza %3 civarında, Ankara'da %4-5 civarında taşıyıcılık oranına devam ediyor. Ki bunlar çoğunca yüksek rakamlar. İsterseniz hemen hastalıkla ilgili kısa bir bilgi. Evet hocam, ona geçeceğiz. Varken, bu gezer kampanya çok önemli. Farkındalık oluşturmak dediniz. Böylelikle hastalığa da girmiş olalım, belirtilerine en azından. Farkında değil birçok hasta taşıyıcı olduğunun dediniz. Yani hiç böyle bir belirti, bir semptom ortaya çıkmıyor mu? Yani bu testlerde mi ancak anlaşılıyor? Kişi kendi kendine bunu fark edemez mi? Şimdi farkındalık çok önemli gerçekten. Böyle yaygın görülen bir hastalıkta, üstelik de korunması çok basit ama sonuçları çok önemli olan bir hastalıkta toplumda farkındalık uyandırmak çok çok önemli. Bu anlamda bizim otobüsümüzün son 2 aylık çalışma içinde çok etkili olduğunu gözlemledik açıkçası. Özellikle sosyokültürel düzeyi düşük olan illerimizde çok başarılı olacağı anlaşılıyor. Bunda tabii ki otobüsümüze gönüllü olarak destek veren, viral hepatit savaşımına katkı sağlayan değerli sanatçımız Beyazıt Özgür'ün de çok büyük katkısı var. Otobüste onun panoları, onun resimleri kullanılıyor. Kendisi televizyon programlarında otobüsün güzergahını bahsediyor ve vatandaşı otobüse davet eden sürekli duyurular yapıyor. Basın toplantımızda ilk otobüs yola çıkmadan önceki basın toplantımızda kendisiyle beraber yapmış olduk. Tabii otobüs projemizi aynı zamanda Kızılay Genel Başkanlığı da Kızılay'da destekliyor. Zaman zaman Kızılay'la birlikte hareket ediyoruz. Onların kan bağışı ve bizim bu kampanyamız bir arada yürütülüyor zaman zaman. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık Eğitim ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü de yine zaman zaman bizim bu projelerimize destek veriyor. Evet. Hepatit virüsleri sarılık yapıyor temelde ama çoğu vakada hiç sarılık yapmaksızın, hiç belirti göstermeksizin hastalık sinsi sinsi seyir gösteriyor ve ileride 5 sene, 10 sene ya da 20 sene sonra siroz ya da karaciğer kanseri olarak karşımıza geliyor hasta. Bu tabii bu aşamaya geldikten sonra yapacak çok fazla bir şey yok. Zor bir dönemece girmiş olunuyor. Tedavi açısından da hastalığın seyri açısından da. İşte amaç burada eğer kendinde hastalık olduğundan kuşkulanan kimseler varsa, risk grubunda olduğu düşünülenler varsa bunların testlerini bir an önce yaptırmaları, eğer taşıyıcılık ortaya çıkarsa konuyla alakalı bir infeksiyon hastalıkları uzmanı veya bir gastroenterologa başvurarak tedavi olup olmayacaklarını anlamaları gerekiyor. Otobüsümüzde biz bu desteği de veriyoruz açıkçası. Yol gösterme, yardımcı olma konusunda da destek veriyoruz. Dediğim gibi vakaların bir kısmında tedavi gerekiyor. Bu tedavi siroz ve karaciğer kanserine gidişi engelliyor. Hı hı. Bu nedenle açıkçası yaptığımız bir projenin diğer bir tarafı da ayağında da önemli tarafı da bu. Bir an önce varsa risk grubundaki vatandaşlarımızı hastalıklarını bir an önce tespit edip tedavilerini bir an önce başlamak. Evet, bu basit bir kan testiyle aslında. Çok basit kan testiyle otobüsün içinde kan alınarak eğer pozitif bulunursa ya vatandaş kendisi geri gelirse kendisine bizzat söyleniyor durumu ya da mutlaka pozitif bulunan kişilere biz telefonla ya da e-mail ile otobüsümüzden ulaşıyoruz oradaki personelimiz aracılığıyla ve kendisine ne yapması gerektiği konusunda bilgi veriyoruz. Yaş grupları olarak bir dağılım yapacak olursak hocam, çocuklarda tabii bu sarılık olarak kendini gösteriyor ama her sarılık vakasında da bunun devam edip bir hepatit taşıyıcısı olduğu kanısına varamayız herhalde, değil tabii mi? Tabii ki çocuklardaki, özellikle yeni doğan çocuklardaki sarılıkların bir kısmı virüslerle oluşmayan, bizim fizyolojik sarılık dediğimiz sarılık türü. O kendiliğinden iyileşen bir sarılık, mikrobik bir sarılık değil. Ama
Özellikle hepatit B aşılaması yaygın bir şekilde yapılmaya başladıktan sonra 99'dan itibaren, aşı 98'den itibaren ücretsiz yapılıyor. 10-12 yaşına kadar olan çocuklarda artık hepatit B'yi biz çok az görmeye başladık. Ancak aşı yaptırmamışsa görülebiliyor. Ama hepatit A dediğimiz diğer bir hepatit türü var. O hala görülmeye devam ediyor. Onun da aşısı olmakla birlikte o ücretsiz yapılan bir aşı değil. Hepatit C'nin aşısı yok. Yetişkinler ne ise aşılanma oranımız bizim çok düşük açıkçası. Biz toplumdaki tüm yetişkinlerin aşılanmasından ziyade çocukların aşılanması çok önemli. Çocuklar çünkü hastalığı çocukluk çağında alırsalar, bağışıklık sistemleri tam gelişmediği için müzminleşme dediğimiz yani kronikleşme oranı, taşıyıcı kalma oranı çok daha yüksek oluyor çocuklarda yetişkinlere göre. Yetişkinlerden de risk grubunda olanların aşılanması lazım. Kimlerdir risk grubu isterseniz bunu söyleyelim hemen. Lütfen. Risk grubu özellikle uyuşturucu kullananlar, paralı seks yapanlar, çok fazla miktarda işte hastalıklar nedeniyle hastaneye gidip damardan ya da enjeksiyonla tedavi yapılanlar, sıklıkla diş tedavisi yapılanlar ya da gayri hijyenik ortamlarda diş tedavisi yaptırmış olan kimseler, burada tırnak içinde söylüyorum, diş hekimleri dışındaki bir takım kendilerini dişçi diye adlandırılan kimseler, tedavi olanlar bu açıdan risk altındadırlar. Buradan uyarmış olayım vatandaşımızı. Yine son zamanlarda moda olan işte kulak deldirme, piercing gibi, akupunktür gibi işlemlerin yapıldığı ortamlarda da kolaylıkla hepatitler geçebiliyor, bulaşabiliyor. Yine berberlerde, kuaförlerde kullanılan malzemelerin steril olmaması durumunda yine hastalık çok kolaylıkla geçebiliyor. Dolayısıyla korunmada da bu bulaşma yolları göz önüne alınırsa kendiliğine ortaya çıkmış oluyor. Korunmada en önemli yapılması gereken şeylerden bir tanesi, gelişigüzel cinsel ilişkilerde bulunmamak gerekiyor. Mutlaka bu tip yaşantıya sahip olanlar varsa kondom kullanması lazım. Kondom AIDS'i önlediği gibi hepatitleri de önlüyor geçişini. Bunun dışında enjektörlerin paylaşılmaması gerekiyor. İşte jilet, diş fırçası gibi ortak kullanılan malzemelerin kesinlikle paylaşılmaması gerekiyor. Hijyen çok önemli. Hijyen, hocam süremizin önemli. Sonuna geldik ama derneğinizin faaliyetleriyle de ilgili çok kısa bilgiler vermenizi isteyeceğiz sizden. Bu gezer otobüsün dışında. Bu arada yarın Dünya Hepatit Günü dolayısıyla İstanbul'a gelecek gezer otobüs. Ondan sonraki ilk durağı neresi? İstanbul'da birkaç bölgede dolaşacak. Ondan sonra yine kaldığı yere Antep'e dönecek. Antep'ten gelmişti. Ve Güneydoğu turunu bitirdikten sonra Anadolu'yu bitirecek. Ondan sonra tekrar büyük şehirlerimize gelecek. Büyük şehirlerimizi en sona bıraktık. Evet. En azından büyük şehirler insanlarımız daha bu konuda bilinçli diye onu en sona bıraktık. Tabii derneğimizin bu tip topluma dönük çeşitli etkinlikler var. Bir tanesi otobüs projesi demiştim ama diğer taraftan da halk seminerlerimiz var. Kitaplarımız, broşürlerimiz var. Taşlı'da çalışan hekimlerimize yönelik eğitim programlarımız var, kurslarımız var, ulusal kongrelerimiz var. Uluslararası bugün başladığı gibi uluslararası kongrelere ev sahipliği yapıyoruz, onların organizasyonunu yapıyoruz. Şu an İstanbul'da gerçekleştirilen kongre gibi. Bu kongreye dünyanın hemen önemli ülkelerinden, 50'den fazla ülkesinden aşağı yukarı bir 70-80 kadar bu konuda otör diyebileceğimiz konuşmacılar geldi. Tedavisi zor olan özellikle ya da tedavi etmekte zorlandığımız vakaları, hepatit olsun, siroz olsun, karaciğer kanserini ne şekilde tedavi edeceğimizi burada tartışacağız. Dünyaya da bir anlamda mesaj olacak. Bu açıdan içeriği, gündemi çok çok önemli bu uluslararası etkinliğimizin de. Diğer taraftan biz sürekli kitap basıyoruz bu konuyla alakalı yeni gelişmeler içeren. Periyodimiz var, bir dergimiz var. Tabii bunlar hekimlere yönelik dergilerimiz. Etkinliklerimiz açıkçası son derece kapsamlı ve yoğun, olabildiği kadar fazla topluma faydalı olmaya çalışıyoruz bu anlamda. Ne güzel. Sadece kongreler tıp alanında, hep onlara, literatürde onlar bilinir, alışkınızdır ama meslektaşlarınızla genelde istişare fırsatı bulduğunuz platformlardır kongreler, ama halkın arasına inmek, o farkındalığı oluşturabilmek, bilinçlendirmeyi zannediyorum derneğinizin faaliyetlerinin daha yüzdesi yüksek kısmını oluşturuyor. Biz başarılar diliyoruz. Dünya Hepatit Günü nedeniyle değil sadece, aslında tüm yıla yayılmış bir periyodunuz var. Hocam çok teşekkürler. Aslında ben size müsaade ederseniz çok çok teşekkür etmek istiyorum. Bu farkındalıkta siz değerli medya mensuplarının, televizyonlarımızın çok büyük etkisi var. Özellikle bizim toplumumuz bilgiyi %90'dan fazla oranda, özellikle sağlıkla ilgili bilgiyi televizyonlardan alıyor. Bu nedenle işin önemli bir kısmı aslında bizden çok size düşüyor. Bu anlamda önemli bir işlevi yerine getirdiği için ben size teşekkür ederim. Görevimiz hocam. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kısa bir ara verelim. Sonrasında yeniden birlikteyiz.